Değerli izleyenler, Ünye Merkez, Kastamat Mahallesi, Cihan Küme Evleri, grup yolu üzerindeyiz. Bu yol üzerinde ebediyete intikal etmiş iki tane de şehidimiz var. Davut Güney ve Murat Demir. Ruhları şad, mekanları cennet. Ancak saygıdeğer izleyenler, devletin astığı görevi, devletin sahibi milletin hayatını kolaylaştırmaktır. Yolunu, izini, evini, barkını yaparak hayatını kolaylaştırmak. Ama şehitlerimizden sonra dahi bu yolun halen daha yapılmadığından dert yanan bu yörenin sakinlerinden önce Patpat sahibini tanıyalım. Abi seni tanıyalım. Yavi Mahallesi. Önce kendini tanıt. Mehmet Şeker. Mehmet Şeker. Bu yolu bir anlatır mısın? Kaç yıldır bu yol böyle? Valla ben 58 yaşıma gireceğim. Bu yol halen böyle. Hiç yapılacak. Yapılacak diye söz veriyorum. Şehit de verdik, hala yapılmadı. Yapılmadı. Patpat dahi zor çalışıyor yolda. Aracımızdan çalışamıyoruz. Çalışsak da 6 ayda bir teker atıyoruz yani. Teker atıyorsun. Evet. Bu durum. Buyur buradan. Seçerek görev ve yetki verdiğin seçilmiş atanmış devlet yetkililerine seslen. Evet, sesleniyorum yani. Bu yolun bir an önce yapılması, yani bu çakıllama falan hikaye yani, bu bir yağmurda gidiyor. Beton olması lazım. Bu yolun beton olduğu zaman devlet de rahat der, biz de rahat deriz. Huzurun masraf da olmaz yani. Evet. Altyapının da olması lazım yani. Su kanallardan gitmesi lazım. Tamam, onları gereken. Siz sadece çağrıda bulunun. Sizi hizmet etmek üzere seçtiğiniz insanlara. Evet. Seçtiğimiz insanlar bizi duysun, baksın, görsün yani. Biz bu vaziyetteyiz. Aracımızla çalışamıyoruz. Benim aracım evde yatıyor. Bak, patlatla yola gidiyorum. Yoldan yolcu alacağım. Peki. Size teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer izleyenler. Sağ olun. Bir de bu kardeşimiz komşu köydendi. Bir de grup yolu üzerinde bulunduğumuz yöre sakinlerinden beraberiz. Sizi tanıyalım. Ben Ali Atacık. Ali Atacık. Evet. Mehmet Atacık. Mehmet Atacık amcamın oğlu. Benim muhtar arkadaşım. Öyle mi? Buranın amca, muhtarı mıydı? Amcamın tabii. Ha, 30 yıl muhtarlık. Mehmet Atacık bu. Evet. Tebrik ediyoruz. Hı. Kolay gelsin. Evet Sayın Atacık. Siz söyleyin. İki tane şehidimizin ismini de... İlan ettik. Evet abi. Dünya biliyor zaten. Evet. Bu yol ne zamandır yapılmayı bekliyor? Patpatçı söyledi. 53 yaşındayım. 53 seneden beri böyle yani. Ben doğdum doğalı böyle. Yani bu yol her sene, şimdi bir yağmur mesela, bir yağmur yağsa, bir sel olsa bu yoldan daha bırak patpat bile geçmiyor yani. Kanallar bu ülkenin açılıyor. Huzuru, güveni için evet. İki tane de Kastamatlı evlat şehit verildi. Evet. Onların yüzü hürmetine hiç olmasa. Ya yolumuz yapılması lazım ama bak adam da Yavuk önüne geliyor. Arkadaş yani yeni yola çıkacak yukarıya, yolcu alacak. Bak kendi arabası var, arabası yatıyor. Arabayı şey yapamıyor yani, kullanamıyor. Bak siz arabaya ne geldiniz gerçekten. Yavaş yavaş. Siz de seçerek görev ve yetki verdiğiniz seçilmiş atanmış yetkililere ne söylersiniz? Vallahi yetkililere söylüyoruz. Yollarımızı görsünler, baksınlar. Ünye Belediye Başkanı Gaz Sefer geldi. Daha halen yollar yapılacak diye ordu, büyükşehir diyor, orduya atıyor. Ha şimdi yerel seçimler geliyor. Allah büyük. Geldiklerinde şey gereğini yaparız diyorsun. Ya illa ki yani, şimdi ne olursa olsun bizim bir yolumuz var. Başka bir şey istemiyoruz yani. Sadece istediğimiz bir yol yani. Size de teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür İnşallah ederim. Duyarlar. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Ben Besim Yağcıoğlu. Emekli din görevlisiyim ben. Harikasın. Güzel. Bu yolu kaç defa geldiler. Tespit yaptılar. Bazı altyapılı gereken yerler var. Şefim bir tanesi dedi ki bak burayı dolduracağız. Buraya V kanalı yapacağız. Ben daha sonraki gelen bir şeye dedim ki şefe, muhtara ve şefe dedim ki bak buraya V kanalı gerekiyor. Ya muhtar bana kızıyor, sen diyor belediyeye yük mü getiriyorsun? Yani belediyeye sen yük getiriyorsun diye bana kızdı. Buraya ne V kanalı falan isteme, ya altyapısı bak yine hoşmuş. O kadar masraf ettiler, taş getirdiler. Kaç kamyon taş geldi, taş yine oynamış ya V kanalı, sadece V kanalı ya. Gerek yoktu altyapı, köyün içinden geçtiğiniz altyapı gerekiyor. Büyük buzlar konup üzerinden yol geçmesi gerekiyor. Yollarımız dar. Bak şurayı altına buz koydular buranın. Buranın tamam. Altına buz var. Onu yorma kendini. Şimdi buradan, söz verdiler bak. Kaç bakın, defa yormayın söyle. Kendinizi. Buradan bu kadar yormayacaksınız kendinizi. Evet, evet. Sizden o isterken hizmet edeceğiz diyenlere buradan... Vallahi, mesajını ver. Önce demek ki derler ya hani iyi adam lafın üstüne gelir derler ya. Evet. Akşam da biraderle bir meclisten gelirken beraber arabada. Evet. Abi bu sefer dedi belediye başkan adayını değiştiriyoruz dedi.
Muhtarımız ne durumda? Muhtarımız ilgilenmiyor. Kesinlikle bizimle oy alamadım diye ilgilenmiyor. Ya, yanlış, çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey yani. Olmaz olmaz. Oy alamadım kelimesi yok. Yok, öyle bir şey yok. Hizmet istiyoruz. Herkesten oy alamayacak. Ya, çok oy yazık. Alamadıklarına da aldıkları şimdi, gibi hizmet edeceksin. Şimdi bunu, bu bir söz var, onu söylemek istemiyorum. Yani bizim kadar nüfusu olmayan mahalleler var, beton ol diyorlar. Onlara ne diyeyim? Sadece torpilli diyeyim. Başka bir şey demeyeyim. Var ya, içimde bir şeyler var, söylemeyeyim şimdi yani. Allah'ın adaleti şaşmaz ama. Allah'ın adaleti şaşmayacak, inşallah şaşmayacak. Evet. Şaşmayacak, bizim yolumuz çok kötü arkadaşlar. Evet, size yani de teşekkür ediyoruz. Ben de. Saygıdeğer izleyenler, üç arkadaşımızın sözü üzerine fazla konuşulacak bir şey yok. Ancak gönül belediyeciliği, ruh belediyeciliği, bilmem ne belediyeciliği diyerek laf cambazlığıyla sonuç almak mümkün değil. Değil. Bu insanlardan oy isterken geldiğiniz gibi oy aldıktan, seçildikten sonra da bu milletin hayata dair hizmetlerini yapıp hayatını kolaylaştırmak siz seçilmiş ve atanmış yetkililerin elinde diyor, saygılar sunuyorum.